Şehidimiz için dini vecibelerin yerine getirilmesi, şehidimizin katafalktan alınması, cenaze aracına konularak uğurlanması. Şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat! Şehidimizin özgeçmişini arz ediyorum. Şehidimiz 18 Şubat 1986 tarihinde Nevşehir'in Kozaklı ilçesine doğmuştur. İlk, orta ve lise öğretimini Nevşehir ilinde tamamladıktan sonra 2004-2006 yılları arasında Malatya Polis... 01.08.2024 günü saat 09.09 sıralarında narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzde görevli polis memuru Ahmet Şahan, görevi esnasında şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Personelimizi şehit eden şüpheli şahıs yapılan operasyonla ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman silah arkadaşımız 2006 yılında teşkilatımıza atanmış, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 6 yıl Sivas İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanan ve birçok başarılı göreve imza atan şehidimiz Ahmet Şahan'ın aramızdan zamansız ayrılışı, başta kıymetli ailesini, emniyet teşkilatımızı ve sevenlerini derinden üzmüştür. Milletimiz ve devletimizin bekası uğruna canını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini layıkıyla yapmış olmanın huzuru içerisinde canını feda eden kahraman şehitlerimiz, sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Vatana hizmet için çarpan yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehitlik, yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevi mertebedir. Şehitlik, hakka yürümenin en güzel şeklidir. Şehidimizin değerli ailesi, kıymetli meslektaşlarım, bugün yüreklerimize sığdıramadığımız acımızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine ve milletine bağlı görev aşkı içinde doluyken mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Evlatları, yakınları emanetimizdir, baş tacı. Şehit polis memuru kardeşimiz Ahmet Şahan başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehidimizin ailesine ve meslektaşlarımıza yüce Allah'tan sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ma'as-sabirin.
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وبشر الصابرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا ربي إلهي يا ربي şu mübarek cuma sabahında ellerimizi yüce dergahına açtık. Dergahından bizleri boş çevirme ya Rabbi. Hasreten başta aziz şehidimiz Ahmet Şahanımız olmak üzere bu toprakları bizlere kanlarıyla canlarıyla vatan yapan rengini şehidimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızın semalarda nazlı nazlı dalgalanmasını ezan-ı Muhammedilerin minarelerden arşa yükselmesini sağlayan aziz şehitlerimiz adına okunan hatmi şerifleri dergâh-ı zatinde kabule karîn eyle ya Rabbi. Hasıl olan cevabı öncelikle Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellemin aziz temiz ruhu saadetlerine hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Aleyhissalatü vesselam'ı şurada bulunan kardeşlerimizden haberdar, hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Bütün peygamberlerin ruhuna hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Hasreten ya Rabbi, vatanı için, mukaddesatı için, aziz milletimizin huzuru, sıhhat ve selameti, birlik ve dirliği için, gençlerimizin bu vatan için seve seve canlarını feda verebilecekleri inançla yetiştirilmeleri için uzun uğraşlar veren, hasreten Kastamonlular olarak şahit olduğumuz Ahmet Şahan kardeşimizi ya Rab, bugün şehitler kervanına uğurluyoruz. Biz onun burada görevini en güzel şekilde layıkıyla yaptığına şahidiz. Huzuruna şehit olarak uğurluyoruz. Şehadetini makbul eyle ya Rabbi. Başta kederli ailesine, annesine, babasına, kardeşlerine, eşlerine, çocuklarına, sevenlerine sen sabrı cemil ihsan eyle ya Rabbi.
Sen hayırlı teselliyle lütfeyle ya Rabbi. Metanet ihsan eyle ya Rabbi. Mesai arkadaşlarına, emniyet mensuplarına güç ve kuvvet ver ya Rabbi. Bu milletin birliği için, dirliği için çalışan güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Onları her daim mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle, mekanlarını cennet eyle, Efendimiz'e onları komşu eyle ya Rabbi. Amin, amin ve selamun aleyh mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Esas duruş. Aşağı.